Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban kanalındasınız. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün birkaç video öncesinde konuştuğumuz ve çok merak edilen bir soruyu konuşacağız. Döviz, altın ve gümüş alımlarında kambiyo vergisine takılmadan nasıl alım satım yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Çok da sorusu geldi. Yorumlarda özellikle pek çok kişi ya nasıl bu vergiden atlayabiliriz diye sordu. Kambiyo vergisine takılmadan döviz ya da altın alımı ya da yatırımı yapılabilir mi? Direkt fiziksel olarak alımı yapılamaz ama yatırımı yapılabilir. Sonuç olarak aynı şeye gelir. Kazanç noktasında baktığın zaman altın almış gibi para kazanırsın, dolar almış gibi para kazanırsın. Birazdan söyleyeceğim işlemlerle. Ama elinde fiziki bir altın ya da fiziki bir dolar olma ihtimali yok. Sadece onun üzerinden türev ürünlerine yatırım yapma şeklinde bundan kaçınabiliyorsun. Önce şeyi söyleyeyim, kambiyo vergisi nedir bilmeyenler için. Yakın zamana kadar aslında böyle bir vergi yoktu. Birkaç ay önce binde 2 oranında döviz ve değerli madenlerin alımına vergi geldi. Ve 2 ay kadar önce de bir önceki bayramda bu vergi, binde 2 oranındaki vergi Cumhurbaşkanı tarafından %1'e çıkartıldı. Ve muhtemelen yakın zamanda yine Cumhurbaşkanı tarafından yetkisi dahilinde, %2'ye kadar çıkarma yetkisi var çünkü, yetkisi dahilinde %2'ye çıkacaktır. Ve %2'ye çıkarsa şayet o zaman birazdan söyleyeceklerim çok daha büyük bir önem kazanacaktır ki şu anda %1 ile bile aslında önemli. Kambiyo vergisinde eğer gidip döviz bürosundan alırsan net vergiyi görmeden alım satım makası içerisinde yansıtılmış bir fiyat aralığı görüyorsun ve orada alım satım makası üzerinden ödüyorsun aslında o vergiyi. Örneklemem gerekirse şu anda dolar 6.97 civarında bir rakamda, fakat döviz bürosuna gittiğin zaman 7 liralar, 7 lira 5 kuruşlar, 7 lira 10 kuruşlar, hatta yorumların yalancısıyım, 7 lira 15 kuruştan dolar alıyoruz diyen yorumlar var kapalı çarşıdan ya da döviz bürolarından. İşte o kambiyo vergisi onun içerisinde alış fiyatı içerisinde yedirilmiş oluyor. Ya da bankadan alırsan yine fiyatın içerisinde görüyorsun. Makaslar çok açık ve dolar almak, altın almak bu bakımdan alırken büyük bir zarara ya da kayba uğratıyor. Zaten daha başında 1-0 yenik başlıyorsun böyle bir işlem yaptığın zaman. Satarken bu vergi yok bu arada, onu söyleyeyim. Sadece alış işleminde var, satışında yok. Kambiyo vergisi %1'e çıktıktan sonra da bize gelen en yoğun soru, bu vergilere yakalanmadan işlem yapabileceğimiz bir yer var mı? Birkaç platform var. Öncelikle en pratik şekilde döviz ya da altın ya da gümüş alabileceğiniz platform Forex platformu. Forex'i bilmeyenler için bizim kanalda bir Forex serisi var. Ne olduğunu detaylı anlattığımız, orayı izlemenizi tavsiye ederim. Forex nedir diyecek olursanız, bilmiyorsanız pek bulaşmanızı tavsiye edeceğim bir platform değil, bir yatırım aracı değil. Ama illa merak ediyorsanız orada detaylı olarak anlattım. Hiç bilmeyenler için Forex serisi var, oraya bakabilirsiniz. Forex platformu, burada da kısaca özetleyeyim. Kaldıraçlı olarak dolar, altın, gümüş, petrol ya da endeksler üzerinden türetilmiş kaldıraçlı türev ürünlerin alınıp satılabildiği bir platform. Yalnız işte kaldıraç durumu var orada. Orası biraz tehlikeli. Peki bunu dolar alımında nasıl kullanabilirsiniz? Normalde bir Forex yatırımcısı olmayabilirsiniz. Fakat eğer koydunuz kafaya ben dolar alımını ya da altın alımını ya da gümüş alımını oradan yapacağım diye, bir Forex aracı kurumuna dahil oluyorsunuz ve belli bir teminat var. O teminatı yatırmanız gerekiyor. O teminatı yatırdıktan sonra işlem yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ve dolar üzerinde örnek veriyorum. Almak istediğiniz şey dolar diyelim. Ne kadar almak istiyorsunuz? 200 bin dolar yatırım yapmak istiyorsunuz. Normalde gerçekte almak istediğiniz 200 bin dolar var. Forex'te 200 kaldıraç olduğu için 200 bin doları direkt olarak yatırmanız gerekmiyor. 200 bin dolar karşılığı Türk lirasını direkt olarak yatırmanız gerekmiyor. 200 bin doların genellikle yurt dışı Forex kurumlarında 200 kaldıraç var. Yurt içi Forex kurumlarında 10 kaldıraç gibi bir kaldıraç oranı var.
aldığınız kaldıraç oranı kadar küçük bir teminatla işlem yapabiliyorsun. Yani 200 bin dolar alacaksın ve 200 kaldıraçlı işlem yapıyorsun diyelim. Forex aracı kurumunda 1000 dolar teminat ile 200 bin dolarlık pozisyon açabiliyorsun yurt dışı. Bu yurt dışı için geçer. Türkiye'de artık 200 kaldıraçlar söz konusu değil. Bu arada bunu denetlemediği. Bu arada bir uyarıda bulunayım. Bu bahsettiğim kaldıraç oranı SPK'ya dahil olmayan, SPK'nın denetiminde olmayan yurt içi ya da yurt dışı aracı kurumlarda ya da merdiven altı aracı kurumlarda var. Bunlar üzerinden işlem yapmak yasal değil. Onu belirteyim. Ve yasal olmadığı gibi çoğu zaman güvenli de değil. Öncelikle buna karşı uyarayım. Aklınızda bulunsun. Detaylarını Forex serisinde anlatmıştım. İlgilenenler gidip orada izleyebilirler. Hatta bu videonun açıklama kısmına o Forex serisinin linkini de koyarım. Oradan takip edebilirsiniz. Yani özetle başınızda bir iş geldiği zaman başvuracağınız bir merciyi bulma sıkıntısı var değil mi? Öyle bir merci yok. Evet. Yani başınıza bir iş gelirse paranızı alıp götürebilirler. Yurt içi SPK onaylı bir aracı kurumdan 10 kaldıraçlı işlem yaptığınızı düşünürsek de 200 bin dolarlık pozisyon açmak için 20 bin dolarlık bir teminat kullanmanız gerekiyor. Fakat bu ben 20 bin dolar yatırırım, sadece 20 bin dolarlık teminatla pozisyon açarım 200 bin dolarlık diye düşünüyorsanız öyle bir şey değil. Evet bunu yapabilirsiniz ama muhtemelen birkaç saat içerisinde ya da birkaç gün içerisinde parayı kaybedeceksiniz. Forex'in öyle bir dezavantajı var. Terste kaldığınız anda 10 kaldıraç dahilinde kaybınız da o denli büyük oluyor. O bakımdan iyice uzmanı olmadan bu işlemi yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Ama illaki ben kambiyo vergisi ödemek istemiyorum ve dolar yatırımı yapmak istiyorum ya da altın yatırımı yapmak istiyorum diyorsanız, Forex'i de iyi biliyorum, benim için sıkıntı yok diyorsanız oradan vergiyi atlatabilirsiniz. Ama 20 bin dolarlık bir teminatla 10 kaldıraçla 200 bin dolar açmak istiyorsanız şayet, oraya benim size tavsiyem en az 50 bin dolar teminat yatırmanızdır ki 30 bin dolar boşta kalsın, sert risklere karşı teminatınızı garantiye alsın. Şöyle diyebilir miyiz? Forex aktif alım satım yapan insanlar için ve işi bilenler için uygun bir mecra. Ama ben bir param var, alayım, bunu uzun vadede ellemeyeyim, yastık altı yapayım diyenler için uygun bir mecra değil. Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Bu işin profesyoneli değilsen şayet, Forex'te başın her türlü belaya girer. İster yurt dışı aracı kurum, ister SPK'ya bağlı aracı kurum, hiç fark etmez. Her türlü para kaybetmeye mahkumsun. Çok iyi olman gerekiyor, evet. Çok iyi bilmen gerekiyor. Sade vatandaşın, bu durumu hiç bilmeyen adamın kullanabileceği bir mecra değil Forex. %1'den kaçayım derken? Evet, %1'den kaçayım derken doluya tutulup teminatınızın tamamını kaybedebilirsiniz yani. Forex'i niye söyledim peki ben? Bu işi bilenler için ya da para piyasalarına aşina insanlar için, Forex'i kolay kavrayabilecek insanlar için bir kapı olarak söylüyorum. Forex'te şöyle bir durum var. O alsat makasları eski kambiyo vergisinin olmadığı zamanlarda dahi Forex'te alsat makası çok küçük. Olabilecek en küçük seviyelerde durur. Makas çok kapalıdır. Yani bir döviz bürosundan ya da bir bankadan alsat yaptığın zaman kambiyo vergisi yokken dahi büyük oranda komisyon ödemiş oluyorsun. Forex'te pozisyon açarken bu komisyonu hemen hemen yok oranında ödüyorsun. Evet orada da küçük bir makas var ama o kadar küçük ki dikkat etmiyorsun bile neredeyse. Evet. O yüzden ben Forex'i bir seçenek olarak önerdim. Şimdi ikinci bir seçenek VIOP denilen bir piyasamız var bizim. Vadeli işlem ve opsiyon borsası. Vadeli işlem ve opsiyon borsası da 10 kaldıraçlı olarak yine çalışır. Değişik enstrümanlara göre farklı kaldıraçları olabiliyor. Ve sözleşme büyüklükleri olabiliyor. Orada da bu bahsettiğim VIOP, SPK'ya bağlı, düzenli, organize bir piyasa. Tamamen yasal, hiçbir sıkıntısız. Aynı BIST gibi, yani Borsa İstanbul gibi. Ki zaten Borsa İstanbul'a dahil aslında. Bir piyasa. Ama VIOP da büyük teminatlar gerektiriyor. Her kontratın özelinde farklı teminat miktarları var yatırılması gereken. Yine VIOP'u da tercih ederek oradan yapacağınız yatırımlarınızda dolar, altın, gümüş üzerinden kambiyo vergisine takılmadan emir verebilir, yatırım yapabilirsiniz.
Dediğim gibi bu da az önce Forex'teki gibi gerçek bir dolar alma, altın alma ya da gümüş alma işlemi değil. Bunların üzerinden türetilmiş kontratlara alım-satım emri verme işlemi. O ikisini birbirine karıştırmayın lütfen. Bu bahsettiklerimde fiziki olarak cebinize koyabileceğiniz bir dolar ya da altın söz konusu değil. Ama dolar ya da altın ne kadar hareket ederse o kaldıraçlar dahilinde o kadar para kazanıyor ya da kaybediyorsunuz. Sonuç olarak kazanç ya da kayıp olarak baktığınızda aslında fiziksel almaktan hemen hemen hiçbir farkı yok. Sadece o makaslar çok daha dar ve çok daha uygun şekilde alıyorsunuz, satıyorsunuz. Aslında çok büyük bir fark var. Birinde elinde mal var, altın var, gümüş var, Öbüründe dolar de var. kontrat var. İstediğin zaman alıp satabildiğin. Bunun güzelliği şu. Ben kambiyo vergisi yokken de Forex kullanıyordum. Neden? Çünkü doları diyelim ki fiziksel olarak alıyorsun, satıyorsun. Aldın doları, %3 kâr ettin. Gerçeğe çevirmek lazım. Fiziksel aldın. Götürüp tekrar fiziksel olarak verip bozdurup ya da bankada dijital olarak bozdurup sonra tekrar alman gerekecek yarın öbür gün. Her seferinde o makastaki farkı yiyorsun yapacağın her al sat işleminde. Şimdi bir de kambiyo vergisi var. Her işlemde uçurumsal bir makas yiyip gidiyorsun. Ama yatırımını, dolar alma işlemini cep telefonundaki bir uygulama, MetaTrader diye bir uygulama üzerinden yapıyorsun işlemi. O uygulama üzerinden istersen günde 10 defa al sat. Bak bunu fiziksel olarak hiçbir şekilde yapamazsın. Ama bunu da yapabilirsin. Kısa vadeli, hatta çok çok kısa vadeli De işlemler için. olabiliyor. Ama uzun vadeli de bakabilirsin. Teminatın yeterince güçlüyse uzun vadeli de bekleyebilirsin. Kimse sana Forex'te uzun vadeli pozisyon açamazsın demiyor. Yapabilirsin. Para konuşur. Yani teminatın sağlamsa, terste kaldığın zaman margin kola düşmüyorsan, pozisyonun patlamıyorsa bir sıkıntı yok. Benim 6 ay 7 ay beklemiş Forex pozisyonlarım vardı. O yüzden anlatıyorum bu çok pratik diye. Ama işin ustası olmak lazım. Hakim olmak lazım. Kompedanı olmak lazım. Bir diğer kambiyo vergisinden sıyrılma metodu bazı fonlar var. Dolar fonu, altın fonu, gümüş fonu. O fonlara alım satım yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde fiziksel olarak dolar, altın vesaire alma söz konusu değil. Ama o enstrümanlara yatırım yapmış fonlar var. A tipi, B tipi her neyse. O fonları da bankalar aracılığıyla alıp satabilirsiniz. Yine böylelikle kambiyo vergisinden sıyrılmış olabiliyorsunuz. Sahibi kim fonların? Genellikle bankalar, yatırım aracı kurumları. Bireysel zenginler mi? Hayır, kurumlar. Yani fonlarda herhangi bir güven problemi yok. Orada hiçbir sıkıntı yok. Fonları rahatlıkla alıp satabilirler. En rahat ulaşılabilecek fonlar bankaların A tipi fonları, B tipi fonları vesaire. Benim aklıma gelen bu üç yöntem var. Benim bildiğim, kendim bizzat kullanmış olduğum ya da denemiş olduğum, bunun dışında aklıma gelen ya da bildiğim bir şey yok. Sizin bildiğiniz bir şey varsa açıklamalara yazın. Hep beraber öğrenelim. Ben de öğrenmek isterim. Evet, arkadaşlar, fakat tekrar hatırlatalım. Vergiden kaçtık, Forex'e girdik. İşte paramız gitti. Lütfen demeyin. Çok tehlikeli sular. Öğrenmeden, bilmeden, deneme hesaplarında Kesinlikle öyle. kendinizi geliştirmeden asla Kesinlikle öyle. girmemeniz gereken mecralar. Böyle bir de hangi aracı kurumdan yaptım, böyle ilk karşınıza çıkan aracı kurumla işlem yapmamanız, yani aracı kurum seçimi, enstrüman seçimi, teminat miktarı, o teminatlara göre pozisyon açma hesapları, yani bunlar bilinmeden Forex suyuna ya da Viyop suyuna dalarsanız sıkıntılar yaşarsınız, o kesin, onu söyleyeyim. Hani ben size bu videoyu çok daha kısa şekilde, Tolga bana sorardı, derdi ki bu kambiyo vergisinden kaçınarak nasıl alırız? Ben de derdim ki Forex'ten alırsınız, Viyop'tan alırsınız, fon alırsınız, kaçınırsınız, kapatırız konuyu. Konu da bu kadar uzamazdı. Ama bunu dinleyecek herhangi biri Forex'ten anlıyormuş deyip Forex'e dalarsa ben onun vebalinin altından kalkamam. O yüzden ben size açık açık ve uzun uzun detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Konu çok daha detaylı. Forex serisini eğer ilginizi çekiyorsa Forex serisini ilk başından itibaren izlemenizi, orada nelerin döndüğünü bilmenizi kesinlikle tavsiye Evet. ediyorum. Özet bir uyarı yapayım.
Eğer Forex'i bilmiyorsanız o %1'i ödeyin. Evet. Bu mecraya girmeyin. Aynen öyle. Hani böyle bir risk almaktansa gerçekten kambiyo vergisini ödeyerek alın ne alacaksanız çok daha karlı olacağınıza emin olabilirsiniz yani. Sonra bana da tabii canım. Kötü konuşmayın evet. Çünkü bizi nereden attın o Forex'e diye. Her şeyini, her detayını iyisiyle kötüsüyle Forex serisinde anlattım. İlgileniyorsanız oraya bakın. Aynen öyle. O zaman bu videomuzun burada sonuna geldik diyebilir miyiz? Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne, sormak istedikleriniz varsa yine aynı yere ve kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki bildirim zili çok önemli. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.